Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT 2023 Matematik Kampı'nda arkadaşlarım TÜREV'in 5. videosundayız. L'Hôpital kuralını işleyeceğiz birazdan bu derste. Şimdi L'Hôpital kuralı ile alakalı arkadaşlarım burada örnek 70'e kadar geleceğiz. Yani 63. örnekten 70. örneğe kadar toplam 8 tane sevgili arkadaşlarım örnek çözeceğiz ve bu kuralın ne olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikle ilk girişte de bahsetmek gerekirse artık limitte 0 bölü 0 belirsizliği olan soruları daha rahat bir şekilde çözebileceksin. Bu bir. İkinci kısımda ise bu dersin ikinci kısmında TÜREV'in geometrik yorumuna el atacağız arkadaşlarım. Ve TÜREV'in geometrik yorumunda da biraz yol kat etmiş olacağız. Hazırsanız isterseniz abone olduysanız videoyu beğendiyseniz dersimize geçebiliriz sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım. Öncelikle L'Hôpital kuralı nedir? Limitte 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaştığımızda çeşitli yöntemlerle bu belirsizliği ortadan kaldırıp limit değerini bir reel sayı olarak buluyorduk. İşte size farklı bir yöntem daha. Bu yöntemin ismi L'Hôpital arkadaşlar. L'Hôpital diyen de var. O konuşuyla yapmakta da fayda var. Yani L'Hôpital diye telaffuzu varmış. X'ler a'ya yaklaşırken fx bölü gx eğer 0 bölü 0 oluyorsa arkadaşlarım. Şurası bakalım. Burada bir hatamız var. X'ler a'ya yaklaşırken fx bölü gx eşittir 0 bölü 0 belirsizliği ise diyelim arkadaşlarım. Şurada 0 bölü 0 var. Fx bölü gx'in a'daki limiti f türev bölü g türevin a'daki limitine eşit olur diyoruz. Yani sizin burada 0 bölü 0 belirsizliği geldiğinde takdirde yapmanız gereken tek şey şunun türevini alıp şunun türevini alıp oranlayıp limitte nereye gidiyorsa x'ler nereye gidiyorsa onu yerine yazmak. Eğer L'Hôpital bir kez daha uygulandıktan bir kez uygulandıktan sonra belirsizlik hala eğer giderilmediyse o zaman durmayın bir kez daha uygulayın. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bakalım örnek 63. X kare eksi 25 bölü x eksi 5 normalde nasıl yapıyorduk biz bunu? X eksi 5 ile x artı 5'in çarpımıdır yukarısı diyorduk. Alt tarafa x eksi 5'i yapıştırıyorduk. Bunlar gider diyorduk. 5'i yerine yazıyorduk ve 10 buluyorduk. Tabi bu en kısa örneklerden birisiydi. Çarpanları ayırarak 0 bölü 0 belirsizliği gidermenin en kolay yöntem, en kolay sorularından birisiydi. Şimdi türevden çözelim bunu. Üst tarafın türevi 2x, alt tarafın türevi 1. 5'i yerine yazıyorsun, 10'u buluyorsun. Tamam, bu kadar. Buna bakalım. Yine 0 bölü 0 belirsizliği geliyor. Üst tarafın türevi 2x artı 2. Alt tarafın türevi 1. 4'ü yerine yazıyorsun. Cevabı 10 buluyorsun. Bitti. Buna bakalım. 64'ü yerine yazın 0 bölü 0. O halde üst tarafın türevi 1 bölü alt tarafın türevi 1 bölü 2 kök x. Ters çevirip çarparsan cevap 2 kök x olacakmış. 64'ü de x gördüğün yere yazacaksın. Böylelikle cevabın 16 gelecek. Bu kadar. Örnek 66. X'ye eksi y kare bölü x kare eksi y kare. X'ler y'ye giderken değişkenimiz x olduğu için arkadaşlarım hemen türevini alıyorum. X y'nin türevi y. Y kare sabit olur değişken x ise bölü x karenin türevi 2x. X gördüğün yere y yazarsan 1 bölü 2y'den cevap 1 bölü 2'dir diyebilirsin. Bu kadar kolaylaştırıyor işimizi L'Hôpital. X'ler 3'e yaklaşırken x kare eksi 9 bölü ax artı b 6'ya eşit olduğuna göre a kere b kaçtır diye sorulmuş. Demek ki arkadaşlarım burada bakın üst taraf 0 olmasına rağmen alt taraf tabi bir sayı olsaydı eğer cevap 0 olacaktı ama 6 olmuş. Demek ki burada 0 bölü 0 belirsizliği mevcut. O halde üst tarafın türevini aldım 2x. Alt tarafın türevini aldım a. 3'ü yerine yazıyorum 6 bölü a eşittir neymiş? A 6'ymış. Yani a kaçmış arkadaşlar? 1'miş. A 1 ise üst taraf x kare eksi 9'dur. Alt taraf ise x artı b'dir. 0 bölü 0 belirsizliği geliyor demiştik ısrarla. O halde x gördüğümüz yere 3'ü yerine yazdığımız zaman 3 artı b'nin 0 olması gerekiyor. B de burada eksi 3'müş. A 1, b de eksi 3 ise 1 kere eksi 3'ü sormuş bize. Doğru cevabımız eksi 3'tür diyeceğiz. Devam 68. örnek. Fx fonksiyonunu vermiş bize. Buna göre demiş şu bölü şu. X'ler 2'ye giderken bu limitin sonucu kaçtır? Payda kısmında 2 yerine yazarsanız 0 geldiğini görüyorsunuz. Demek ki üst tarafa da 0 geliyor. Yani 2 yerine yazdınız bakın f1 eksi f1 geldi. O zaman ne yapacağız? Tabii ki L'Hôpital. O halde üst tarafın türevi f türev 2x eksi 3 çarpı içinin türevi f1 sayı olduğu için türevi 0'dır. Alt tarafın türevi 2x. 2'yi yerine yazıyorum. F'in türevinde
2 kere 2 4 1 3 çıkardım. 1 çarpı 2 bölü 4. İşte bize bu sorulmuş. Şunun türevini alıp 1'i yerine yazmak kaldı sadece burayı elde edebilmek için. 2x artı 6'dır bunun türevi. X gördüğümüz yere 1 yazarsak sevgili arkadaşlarım bu da bize 8'i verir. Bak burası 8'miş. 8 kere 2 16 bölü 4'ten doğru cevabımız 4 olacaktı diyebiliriz. 69. örnek. Yine fx'i vermiş bize x kare artı 9x eksi 36 biçiminde. Fx bölü x küp eksi 27. X'ler 3'e giderken ki limit değeri sorulmuş. Bakın alt taraftan 0 geldiği için 0 bölü 0 belirsizliği meydana gelecek. Ki zaten 3'ü yukarıda yerine yazdığınız takdirde 9 artı 27 eksi 36'dan bize yine 0'ı veriyor. O halde arkadaşlar ne yapacağız? L'Hopital. Yani f'in türevinde x bölü 3x kare alt tarafın türevi. 3'ü yerine yazacaksın. F türev 3 bölü 27. F türev 3 nedir? Türevini alırsınız 2x artı 9. 3'ü yerine yazarsanız 15 gelir. Üst taraf 15, alt taraf 27. Sadeleştirirsin bir de bir güzel 3'e böldüm 5. 3'e böldüm 9. Cevap 5 bölü 9 olacakmış dedik. Ve L'Hopital ile alakalı son örneğimiz. Yine fx'i vermiş bize. Limit x'ler 4'e giderken fx eksi 5x bölü x küp eksi 12 eksi 24 demiş. Bakın 4'ü aşağıda yerine yazın 64 eksi 40 eksi 24'ten 0 geliyor. 4'ü yukarıda yerine yazarsanız f4 oldu bakın. F4 de 64 eksi 32 eksi 12 yapar. 64'ten 32'yi çıkardınız arkadaşlarım. 32 geldi. 32'den de 12'yi çıkardınız. 20. 20'den de 5 kere 4. 20'yi çıkardınız. Yine 0 geldi. 0 bölü 0 belirsizliği var. O halde L'Hopital'ı uygulayacağız. F türev x eksi 5 bölü 3x kare eksi 10 dediniz. Daha sonrasında 4'ü yerine yazacaksınız. F türev 4 eksi 5 bölü 4'ün karesi 16. 3 ile çarptın 48. 10 çıkardın 38 yaptı. Pekala F türev 4'ü bulmak lazım. 3x kare eksi 8 dediniz türevine. 4'ü yerine yazarsanız 48 eksi 8'den 40 gelir. 40'tan 5'i çıkardınız ve 38'e böldünüz. Doğru cevap 35 bölü 38 olacak. Sadeleşir mi? Hayır. Cevap buymuş dedik sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi tabii 6-7 dakikalık bir ders olmayacak bu. 145. sayfamızdan sonra arkadaşlarım devam edelim türevin geometrik yorumuyla. Şimdi asıl türev burası demiştim ben size bir önceki videoda. Türevin has konuları burada. Peki neden biz bunlara has konu diyoruz? Çünkü arkadaşlarım burada artık türevi biraz somutlaştıracağız. Somutlaştıracağız. Pekala. Nasıl somutlaştıracağız? Bu türev ne demek? Ben herhangi bir fonksiyonda üzerinde herhangi bir nokta seçtiğimde bu noktaya bir teğet falan atsam, bir dikme falan indirsem da bir şey yapsam. Acaba bunun bir türevle alakası olabilir mi? Tabii ki olabilir. Tabii ki var. İşte biz türevin geometrik yorumunda bunları ele alacağız. Şimdi biraz başlangıcımızı yapalım. Daha sonrasında dersi bitirip arkasından türevin geometrik yorumunun ikinci kısmına devam edeceğiz arkadaşlar. Kalemimizi tekrardan alalım ve okumaya başlayalım. Arkadaşlar böyle bir D doğrusu varsa elimizde. Ben bunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açının teta olduğunu biliyorsam eğer. Bu D doğrusunun eğimini tanjant teta ile bulabiliyordum. Veyahut şurası kaç birim? Y0. Şurası kaç birim? X0 eksi x birim. Ya da Y0'ı x0 eksi x'e bölerek elde edebiliyordum. Karşı bölü komşu ya da tanjant. Artık açı bilmiyorsa tanjantı kullanırsın. Kenarları biliyorsan da karşı bölü komşuyu kullanırsın. Pekala. A noktası x0'a y0 ve B noktası x1'e y1 noktalarından geçen doğrunun eğimini biz nasıl buluyorduk arkadaşlarım? Ordinatlar farkı bölü x'ler farkı, absisler farkı olarak eğimi bulabiliyorduk. Yine başka bir hatırlatma. Bunlar analitik geometrideki hatırlatmalar. Bunlar işimize yarayacağı için hatırlatma olarak başladık derse. X0'a Y0'dan geçen ve eğimi M olan doğrunun denklemini nasıl yazıyorduk peki? Y eksi Y0 eşittir eğim çarpı X eksi X0 olarak yazıyorduk. Yine bak unutmaman gereken formüllerden bir tanesi. Analitik geometride zaten sıkça karşına çıkan bir formül. Bunu yine unutma bu konuda da, tamam mı? Pekala. Örnek 71 demiş. Bir de örneğimize bakalım. Pekişsin. A noktası 2'ye 5 ve B noktası eksi 1'e 3 noktalarından geçen doğrunun denklemini yaz demiş. Eğimin şart bulacağız. Eğim nasıl bulunuyordu? 3'ten 5'i çıkarın. 3 eksi 5 bölü eksi 1'den 2'yi çıkarın. Eksi 1 eksi 2. Eğim arkadaşlarım eksi 2 bölü eksi 3. Yani 2 bölü 3'müş. Şimdi herhangi bir noktayı ele alalım. Mesela şu nokta. Ve
y'den 5'i çıkarın. Eşittir. Eğim çarpı az önce bulmuştuk. X'ten de kaçı çıkaracağız? 2'yi çıkaracağız. İşte size bizim fonksiyonumuz. Tabi burada bölü 3 kalmasını istemiyorsanız ne yapacaksınız? 3 ile çarpacaksınız. 3y-15 eşittir 2 parantezinde x-2 yaptı. 2'yi içeri dağıtırsınız. 3y-15 eşittir 2x-4. Artık bu şekilde de bıraksanız olur. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. 3y-2x-11 eşittir 0 biçimde de yazsanız olur arkadaşlarım. Sonuç olarak bu da kabul, bu da kabul, bu da kabul, bu da kabul. Hepsini kabul ediyor sistem. Bunda bir sıkıntı yok. İşte arkadaşlarım şunu unutmayın dedim. y-y0 eşittir eğim çarpı x-x0 unutmayacaksınız. Eğimin nasıl bulunduğunu unutmayacaksınız. Bir de tanjantı kullanmayı gerektiğini de çok iyi bileceksiniz. Şimdi tüm bunlardan sonra şu kısma bir bakalım. Bir fonksiyona x eşittir a noktasından çizilen teğetin eğimi f türev a'dır. Bu cümle bizim için hayat kurtarır mı? Kurtarır. Tamam mı? Bir fonksiyona herhangi bir noktasından çekilen teğetin eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevine eşittir arkadaşlarım. Bunu sakın unutmayın. Türevi eğime eşit olacak. Örneğin x kare artı 3x artı 2 fonksiyonunu ele alalım. Bu fonksiyona bir noktasından bir teğet çizilsin. Bu teğetin eğimini bulmak için de f türev 1'i bulacaksın. Türevini alıyorsun 2x artı 3. 1'i yerine yazıyorsun 2 kere 1 artı 3'ten 5 geldi. O halde diyorsun ki türevi bulduk ya eğim 5'e eşittir diyebiliyorsun. 72. örneğimize bir bakalım isterseniz. Fx eşittir 2x kare eksi 4x artı 8 çarpı x fonksiyonuna x eşittir eksi 1 apsis noktasından çizilen teğetin eğimi. Öncelikle x'i bir içeri dağıtalım. Çarpım türevi uygulanmayacak kadar basit bir fonksiyon çünkü x. X'i içeri dağıtırsanız 2x küp eksi 4x kare artı 8x gelir. Şimdi bizim fonksiyonumuz bu. Bizden ne isteniyor? X eşittir eksi 1 apsis noktadan çekilen teğetin eğimi soruluyorsa f türev eksi 1 soruluyor aslına bakarsanız. O halde ben f'in türevini bulacağım önce. F türev x eşittir. 6x kare eksi 8x artı 8 yaptı. Buradan f türev eksi 1 istendiği için şurası türev. F türev eksi 1 istendiği için x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. 6 artı 8 artı 8. Yani benim cevabım ne olacak? 16 artı 6'dan 22 olacak. Bu da bize eğimi verir sevgili arkadaşlarım. Bakın neyi bulduk? F türev eksi 1 eğime eşit oldu. Cevap da 22 oldu. Sağ üst tarafa devam ediyoruz. 73. örnek. Böyle bir fonksiyon var. Bu fonksiyona x eşittir 1 apsisi noktasından çizilen teğetin eğimi soruluyor. Yani f türev 1 soruluyor diyebiliriz artık. Peki f'in türevini alacağım şimdi. Nasıl alacağım? İçinin türevi yani 3x kare artı 2 çarpı kök x'in türevi neydi? 2 çarpı 1 bölü 2 kök x'ti. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonu kendisi. Yani x küp artı 2 kök x diyeceksiniz arkadaşlarım. İçinin türevi bölü 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Bu f'in türevinde x. Pekala bak şimdi burada şu ikileri gittiğini görüyorsun. Daha sonrasında da x gördüğün yere 1'i yazarsan sistem çalışır. 3 artı 1 bölü 1 1 yapar. 2 çarpı karekök içerisinde 1 artı 2'den 3 yapar. Üst taraf 4 alt taraf 2 kök 3 geldi. 4 ile 2'yi sadeleştirdin 2 bölü kök 3 geldi. Buraya kök 3 ile genişlet ki payda da irrasyonel kalmasın. Genişletirsen 2 kök 3 bölü 3 bize cevabı verir. İşte size bu fonksiyona x eşittir 1 apsis noktadan çizilen teğetin eğimi karşımıza çıktı sevgili gençler. 74. örnek. Yine bize böyle bir fonksiyon vermiş. Bu fonksiyona x eşittir 2 apsis noktadan çizilen teğetin bu sefer denklemi soruluyor. Pekala. O zaman bana eğim lazım önce. Eğimi ben nasıl bulacağım? F türev 2 ile bulacağım arkadaşlar. İse f türev x'i önce bulalım. F türev x 2x eksi 2'dir. F türev 2 ise sevgili arkadaşlarım 2 kere 2 eksi 2'den 2'dir. Yani eğim kaçmış? 2. Pekala hangi noktadan çizilen teğetti? X eşittir 2. Yani ben bu fonksiyonun üzerindeki bir noktanın apsisinin 2 olduğunu biliyorum. Ordinatını bilmiyorum. Bunu nasıl bulacağım? 2'yi fonksiyonda yerine yazacağım tabii ki. Yerine yazarsanız 4 eksi 4 artı 3 gelir. Yani 3 gelir arkadaşlar. 2, 3 noktasından geçen ve eğimi 2 olan fonksiyonun şimdi denklemini yazacağız. Şöyle ki y eksi 3 bakın y'den 3'ü çıkardım. Eğim çarpı x eksi 2. Tamam. Y eşittir diyelim artık. 2x eksi 4 eksi 3'ü de bu tarafa atarsanız artı 3 gelir. Yani y eşittir 2x eksi 1 sevgili arkadaşlarım benim bu teğetimin denklemi olmuş oldu. 75. örnekteyim.
Yukarıda f fonksiyonu ve bu fonksiyona x eşittir a apsisli noktasından çizilen teğet doğrusu olan gx verilmiş. Buna göre f türev a eksi g3 kaçtır diye soruluyor. F türev a demek ne demek? Fonksiyonu a noktasından çizilen teğetin eğimi demek. Zaten teğet gx, işte bu gx'in eğimi soruluyor. Burada bize çok güzel bir şey vermiş, açıyı vermiş. O halde bu gx'in eğimi sevgili arkadaşlarım, yani g türev a demek, f türev a, özür dilerim, f türev a demek ne demekmiş? Eğim, yani tanjant 30'a eşit olacak. Peki tanjant 30 derece kaçtı sevgili arkadaşlarım? 1 bölü kök 3'tü, yani kök 3 bölü 3'tü. Pekala, bak burası kök 3 bölü 3'müş. Eksi bir de g3 lazım bize. Peki ben g3'ü nasıl bulurum? Şu şekilde buluruz. Arkadaşlarım, benim gx doğrumun eğimi kök 3 bölü 3 olduğundan kök 3 bölü 3x dedim. 2'yi yerine yazdığım zaman sıfırdan geçiyormuş bak. Yaz 2'yi burada yerine, 2 kök 3 bölü 3. Tamam. Bunun sıfıra eşit olması için bir de 2 kök 3 bölü 3'ü çıkarmam gerekiyor. Yani o zaman benim bu gx'im ne olmuş oldu? Kök 3 bölü 3x eksi 2 kök 3 bölü 3 olmuş oldu. Pekala, artık gx'i biliyoruz. Bizden ne isteniyor? G3. 3'ü yerine yazacağız. Ben burada 3'ü yerine yazarsam 3'ler gider. Burada sadece kök 3 kaldı. 3 kere kök 3, 3 kök 3. 2 kök 3 çıkardınız. Kök 3 bölü alt kısımda 3 kaldı. Kök 3 bölü 3'ten kök 3 bölü 3'ü çıkarırsanız da doğru cevabın 0 olması gerektiğini görebilirsiniz. 76. örnek. Fx'i vermiş bize. 2x küp eksi 6x kare artı ax artı 2 biçiminde. X eşittir 2 apsis noktasından çizilen teğet doğrusu x ekseniyle pozitif yönlü 45 derecelik açı yapıyor. 45 derecelik açı yapıyorsa hemen eğimini buluruz. Tanjant 45 derece 1 olduğundan ve x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğet dediğine göre bunun eğimi f türev 2'dir. Demek ki f türev 2 1'e eşitmiş arkadaşlar. Şimdi bizden istenen f a. Arkadaşlarım, ben f'in türevinde 2'yi bildiğim için öncelikle şu kısmından yararlanarak f'in türevini bir bulalım. F'in türevinde x eşittir. Buranın türevini alıyorum. 6x kare eksi 12x artı a'dır dedim. Buradan f türev 2 eşittir. 24 eksi 24 artı a yapar. Bu da kaçmış? 1'miş. O halde artı 24 ile eksi 24 artık birbirini götürecek. Ve son olarak diyeceğim ki f türev 2 yani a 1 ise a 1'dir. Çok güzel. Bizden ne isteniyor o zaman? F1 isteniyor değil mi? Pekala, F1'i nasıl bulacağım? Tabii ki şurada yerine yazarak. F1 eşittir. 1'in küpü 1 olduğu için 2. 1'in karesi 1 olduğu için eksi 6. 1 kere a a'ydı. A da 1'di. Ve son olarak artı 2 diyeceğiz sevgili gençler. 2 artı 2 4 yapar. 1 daha 5 yapar. 5'ten 6'yı çıkardınız. Bunun kaç olduğunu gördünüz. Eksi 1 olduğunu gördünüz. Doğru cevabımız buydu dedik sevgili arkadaşlarım. Evet, vallahi gayet güzel, verimli bir ders olduğunu düşünüyorum. Şimdi ise devam edeceğiz arkadaşlarım. 147. sayfamızda bir sayfayı daha tükettik. Böylelikle kitabın da %75'ine yakın kısmını bitirdik fiziki anlamda. Evet, 77. fx fonksiyonunu bize vermiş. Bu. Bu fonksiyonun üzerinde bir a noktasından çizilen teğeti buymuş. Ha, buna paralelmiş. Paralel doğruların eğimleri eşitti. Pekala. Buna göre a noktasının koordinatları toplamı. Şimdi paralel doğruların eğimleri eşitse bunun, bu doğrunun eğimi kaç arkadaşlar? 2. Bunun baş katsayısı eğimi veriyordu değil mi? Ya da sen bunun direkt türevini alarak da eğimini bulabilirsin. Ha, türevi öğrendin artık. Peki eğiminin 2 olduğunu biliyoruz. Peki ben şunu soruyorum. Ya bu A noktasının eğer apsisi K ise, örnek veriyorum, bu K noktasından çizilen teğetin eğimi 2 ise şunu söyleyebilir miyim? F türev K eşittir 2'ymiş. E tamam, o zaman gel güzel kardeşim, biz bunun türevini bir bulalım. F türev X eşittir 2X eksi 8. Demek ki F türev K kaçmış? 2'ymiş. Yani F türev K'yı şurada yerine yazarsanız 2K eksi 8 yapar. Bu da 2 ise 2K eşittir 10 gelir. K da buradan arkadaşlarım 5 gelecektir. A noktasının koordinatlarından olan K, yani apsis şurası, neymiş arkadaşlar? 5'miş. Virgül, ordinatını nasıl bulacağım ben bunun peki? Tabii ki götürüp 5'i yerine yazacağım. Bu kadar basit. 25 eksi 40 artı 4 diyeceğim. Bak burası eksi 15. 4 eklersen eksi 11 gelir. Demek ki bunun ordinatı da eksi 11'miş.
Koordinatları toplamı sorulmuş. Yani 5 ile eksi 11'in toplamı isteniyor bizden. Doğru cevabımız eksi 6'nın ta kendisidir dedik. 78. örnek. Yukarıda f fonksiyonunun grafiği ve x eşittir 1 apsisli noktadan çizilen teğet doğrusu verilmiş. Bakın arkadaşlarım, x eşittir 1'den bir teğet çizilmiş, mavi teğet. Fx ise kırmızı olarak gösterilmiş bize. Ve bir de hx fonksiyonu oluşturmuş. Bu fonksiyon 3x kare çarpı fx eksi 1 imiş. Ve bu fonksiyona x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi soruluyor. Yani arkadaşlarım, x eşittir 2'yi şunun türevini aldıktan sonra yerine yaz diyor. Ne sorulmuş? H'ın türevinde 2 sorulmuş arkadaşlar. Pekala. O zaman önce H'ın türevi lazım tabii ki. H türevi x'i bulalım ama nasıl bulacağız? Birinci fonksiyon ve ikinci fonksiyon diye ayıracağız. Çarpımın türevi uygulayacağız. Buna 1, buna 2 derseniz. Birincinin türevi 6x çarpı ikincinin aynısı. Artı birincinin aynısı 3x kare. İkincinin türevi f türevi x eksi 1. İçinin türevi 1 olduğu için yazmadım. Bizden istenen h türev 2 idi arkadaşlar. Yerine yazalım. 12 çarpı f1 artı burası da 12 yapar. Çarpı f türev 1 dedik sevgili arkadaşlar. Şimdi şu an h türev 2'yi bulabilmem adına f1'i ve f türev 1'i de bulmam gerekiyor. Peki bulmaya çalışalım. Arkadaşlarım nasıl bulacağız bunu? Şöyle. Öncelikle f1 dediğimiz şey k'ya eşitmiş. Yani burası 12k artı f türev 1. F türev 1'i nasıl bulacağım? Şurası k değil mi? Evet. Şurası kaç? Hocam burası da 2. K bölü 2 karşı bölü komşu ama burada azalan olduğu için eğim negatiftir. Yani burası eksi k bölü 2 olacak. O halde ben şuraya eksi diyeyim. 12 ile eksi k bölü 2'yi çarparsanız 6 bölü k gelecektir. Pardon, özür dilerim. 6k gelecektir. 12k'dan 6k'yı çıkardınız. Cevap ne geldi? 6k. İyi hoş güzel de k ne? Bunu bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. Şöyle, hemen dikkatli bir şekilde dinliyorsun beni. Bak güzel kardeşim, şurada bir üçgenin var senin. Şuradaki üçgen. Ve burada da bir üçgen var. Bu üçgenler benzer üçgenler olmak zorunda çünkü eğimleri aynı. Pekala. Şurası kaç birim? 1, burası 2. 1'e 2 oranı var. Şurası ne? 6-k. Şurası kaç? K. 6-k'nın k'ya oranı 1'e 2 oranı varmış dedik. O halde arkadaşlar ne diyeceğiz? Şöyle içler dışlar yapacağız. 12-2k eşittir k'ymış. 12 eşittir 3k. K eşittir 4 diyeceğiz. K'yı 4 bulduk ya, getirip yerine yazacaksın. 6 kere 4 bize cevabı verir. Doğru cevabımız 24 olacakmış sevgili arkadaşlarım. Evet, 78. örneğimizi bitirdik ve artık derleyici toparlayıcı bir nota ihtiyacımız var. Öğrendiklerimiz dallanıp budaklanmadan bir tekrar etmekte fayda var. Y eşittir mx artı n doğrusal fonksiyonunun eğimi sabit ve m'dir. Yani arkadaşlarım, bunun türevi buysa, bunun türevini al m. O zaman eğim de m'dir diyoruz. Tamam. Ax artı b'ye artı c eşit 0 olduğundan eğim eksi b bölü eksi a bölü a'dır. Eksi a bölü b'dir. Neden? Çünkü burada y'yi yalnız bırakın bakın. B'ye eşittir eksi ax eksi c mi olur? Daha sonrasında y eşittir eksi ax eksi c bölü b mi olur? Bunun türevini alırsan ne gelir? Bak, x'in katsayısı eksi a bölü b gelir. İşte eğim eksi a bölü b'dir. Mantığı buradan geliyor. Doğrunun x ekseniyle yaptığı pozitif yönlü açı eğer teta ise bu doğrunun eğimine biz tanjant teta diyorduk. Eğim tanjant veriyor bize eğimi bu sefer. X0'a y0 ve x1'e y1 noktalarından geçen doğrunun eğimi y1 eksi y0 bölü x1 eksi x0'dır arkadaşlarım. Aynı zamanda iki doğru birbirine paralelse eğimleri birbirine eşit iken, iki doğru birbirine dikse eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani şunu şuraya atarsan md1, yani d1'in eğimi çarpı d2'nin eğimi eşittir eksi 1'i vermek zorundadır. Ve son olarak x0'a y0'dan geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemini nasıl buluyorduk unutmayın demiştim. Y eksi y0 eşittir eğim çarpı x eksi x0 biçiminde bulunacak sevgili gençler. Evet, şimdi arkadaşlarım şuradaki iki sorumuzu da çözelim. Şuradaki notta dersimizi bırakacağız. Sizi salacağım artık. Tamam. Şimdi bakalım 79. örnek.
Bu eğrinin yatay eksene paralel olan teğetlerinin eğriye değen noktalarının apsisleri toplamını bul demiş. Oo, neler neler diyor bak. Şimdi bu bir eğri. Şu sallıyorum mesela böyle bir eğri varmış, tamam mı? Şu x, y ekseni, şu da x ekseni. Yatay eksen dediği şey ne? X ekseni. Yatay eksen diyor ya, o x ekseni. Peki bu eğrinin yatay eksene paralel olan eğimleri de birisi şuradadır, öteki şuradadır. Bak paralel, gördün mü? Bak paralel. İşte arkadaşlarım, bunların eğriye değdikleri noktaların diyor apsislerinin toplamı istenmiş bizden. Bu ne demek? Eğer ki x ekseninde paralelse buradaki doğrular, eğimleri söyle. X eksenine paralel olan eğimleri, x eksenine paralel olan doğruların eğimleri neydi? Sıfırdı değil mi? Çok güzel. O zaman ben f'in türevini sıfır yapan noktaları arıyorum demektir bu. Çok güzel. F'in türevini nasıl bulacağım? Türev alacağım. Bildiğin türev. Al bakayım, 3'ü başa attın. 3'ler gitti. 2x kare. 2'yi başa attın. 2'ler gitti. Eksi x. 4x'in türevi 4. Eksi 5'in türevi 0. Bak ben bunu sıfır yapan apsislerin toplamını mı istiyorum? Artık bu çok basit. Bu artık bizim için bir ikinci dereceden denklemdir güzel kardeşim. İkinci dereceden denklemin köklerinin toplamı isteniyor. Aslına bakarsan kökler toplamını da ben eksi b bölü a ile bulurum. Eksi b bölü a'mız burada 1 bölü 2'dir. O halde cevabımız da 1 bölü 2'dir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Devam. Örnek 80. Yukarıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Buna göre gx eşittir x çarpı fx fonksiyonu için. Bak fx'in grafiği veriliyor. Sonra ayrı bir fonksiyon tanımlıyor. Gx. Ama onun içinde de yine fx'i kullanıyor. X çarpı fx fonksiyonu için. Bu gx fonksiyonuna x eşittir eksi 2 ve 3 noktalarından çizilen teğetlerin eğimleri toplamı isteniyor. Yani bu ne demek? G'nin türevinde eksi 2 ile G'nin türevinde 3'ün toplamı isteniyor bizden demek. Peki ben G'nin türevini bulabilir miyim? Pek tabii bulurum, yani o kadar matematikçiyiz. Sen de o kadar matematik öğrendin. İkimiz de buluruz bence. G türev x. Hadi şunun türevini alalım. Bak burada ne var? Çarpımın türevi var. Şuna 1, buna 2 derseniz birincinin türevi 1 çarpı ikincinin aynısı. Artı birinci bu sefer aynı, ikincinin türevi dedik. Yani G türev x buymuş. Şuradaki 1'i silmekte fayda var. Bir işe yaramayacak çünkü. Pekala. Şimdi bizden istenen g türev eksi 2 ile g türev 3 ya. G türev eksi 2'ye bir bakalım hadi. Bu ne demektir? F eksi 2. Eksi 2 çarpı f türev eksi 2 demektir. Sağdaki de, yani g türev 3 de şu demektir. F3 artı 3 çarpı f türev 3 demektir. Şimdi benim ihtiyacım olan şeyler f eksi 2, f3, f türev eksi 2 ve f türev 3 arkadaşlar. İhtiyaçlarımız bunlar. Peki bu ihtiyaçlara karşılık verecek mi bakalım yukarıdaki grafik? Daha onu hiç kullanmadık çünkü. F eksi 2. Bak verdi. Eksi 2 nereye gitmiş? 4'e gitmiş. O halde yazıyorum. 4 eksi 2 çarpı F türev eksi 2. Ya güzel kardeşim. Diyor ki bu F türev eksi 2 demek ne demek? Bu fonksiyona eksi 2 apsis noktadan çizilen teğet var ya, bak şurası. Bunun eğimi demek. Bu x eksenine paralel olduğu için eğimi sıfırdır. O halde hayırlı uğurlu olsun, şurası sıfırmış. 2 kere sıfır dediniz. Yani cevap ne geldi buradan? 4. Şimdi F3 lazım. F3'ü de vermiş bize. Bak 2'ymiş mis. 2 artı 3 çarpı F türev 3. Yani bu fonksiyona 3 apsis noktadan çekilen teğetin eğimi. Bu teğetin eğimi de sevgili arkadaşlarım göründüğü üzere x eksenine paralel olduğu için 0 olacak. 3 kere 0'dan orası da 0 gelecek ve burası da 2 olacak. Bunları topla demiş. Demek ki 4 ile 2'nin toplamı bize 6'yı verecek. Cevabımız da 6 olacak. Evet valla gene iyi çalıştığımız bir gündü arkadaşlar. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ciddi anlamda eğer şu konuları benden dinleyip de anlamayan varsa ben kusuru yine kendimde ararım. Sizde değil, kendimde ararım. Çünkü arkadaşlar hani bu konuları aşırı derecede severek anlatıyorum. Ama tabii ki illaki her öğrenciye hitap edemem. Ama bence anlaşılır bir şekilde neyin nereden geldiğini anlatarak size bu konuları aktardığım için sevgili gençler, çayım da soğumuş mu? Soğumuş biraz. Bence sevgili arkadaşlarım anlıyorsundur diye tahmin ediyorum. Lütfen yorum kısmını boş bırakmayın. Videolara giriyorum bazen. 2 gün önce yayınladığım videonun altında 2 tane yorum oluyor. Bu beni üzüyor. Yani 700-800 kişi izlemiş, 2 kişi yorum yapmış. Lütfen arkadaşlarım biraz yorum yaparsanız ben de kim
hangi konuda nasıl anlamış, anlamış mı anlamamış mı, bunun değerlendirmesini kendi içinde yaparsam. Çünkü şu an yeni kitaplar yazıyorum da. Bu yeni kitapları yazarken en azından sizin tepkilerinize göre o kitap da şekillenecek çünkü. Dolayısıyla arkadaşlarım lütfen bana yardımcı olursanız, destek olursanız sevinirim. Tekrar ediyorum, şu an kanaldaki videoları 10 kişi izliyorsa bu 10 kişinin 8'i abone değil. Sadece 2'si abone. Yani %20 oranında aboneler izliyor. Beni izleyenlerin %80'i abone değil arkadaşlarım. Bundan kaynaklı da abone olup beni bu konuda şekillendirirseniz çok mutlu olurum diyelim ve artık vedalaşalım. Ama bu ders için sadece, tamam mı? Asıl vedalaşmamız Haziran'da olacak. Tamam mı? Bak, ciddi anlamda vedalaşacağız. Tam vedalaşmak istemiyorsan o ayrı. Abonelikten çıkmazsın. Ara sıra bildirim geldiği zaman girersin, yorum atarsın. Onlara da cevap veriyorum ben. Öğrenci buluşmaları falan yaparsak böyle Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de falan bir şekilde işimize yarayabilir yani. Evet. Asıl vedalaşma Haziran'da olacak dedik ama şimdilik bu video için hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.